Bak adamlar kurmuş bir televizyon. Bir televizyonu 13 kişiye satmışlar. Ve dolandırılanlardan biri de benim. Ve ben dolandırıldığımı söylediğim zaman insanlar beni yargılıyor. Beni ayıplıyor. Sen nasıl dolandırdın? Hiç mi dikkat etmedin? Ya sen bu böyle bir adam değildin. Ya arkadaş oldu bir kabahat işledik. Yardımcı olacak mısın olmayacak mısın? Önce vatanımın yargısına başvurdum anladım ki dolandırıcılık suç değil. Adamların benimle beraber 78 kişiyi dolandırmış olması devletimin yasasında suç sayılmıyor. Hele biraz da etrafında seni kollayan birilerini edinmişsen. Bu daha güzel bir şey. Ya hoş güzel de arkadaş. Peki çevresi olmayanlar ne yapsın? Şimdi ben bir televizyona ortak olayım diye bir tane dairemi ortaya koydum. Dairem gitti çevremde ülkemin yargısı da beni infaz ediyor. Sen niye verdin ki? Ya arkadaş bak adamlar bir televizyon satıyorlar ve bu televizyonu zaten uyduda yayınını sen yapıyorsun. Ve senin elinde bu televizyonu satabilir, kiraya verebilir noter vekaleti var. Ve bu insanları birkaç yıldır tanıdığını düşün. Aklına hiç kötü bir şey gelmiyor ki. Ne zaman işler tersine gidiyor sonra anlıyorsun ki ya arkadaş biz dolandırılmışız. Sonra hukuka gidiyorsun hiçbir netice alamıyorsun. Çünkü kendi elinle vermişsin. Ya diyorsun biz daire verdik ama bunlar da bana televizyonu devir edecekti. Vermeseydin diyor. Ya arkadaş sen koca bir devletsin. Senin bir yasam var, yargın var. Bak şahitlerimiz var. Bu imzalar sahte. Bu insanlar buranın sahibi değil. Bize bu televizyonu sattılar ama bu evraklarda sahtecilik yapmışlar diyor, diyorsak da yok. Hiçbir türlü kabahati karşı tarafta bulmuyorlar. Bütün kabahat bunlara çarpılanda. Bütün kabahat bunların tokatladığı insanda. Hal böyle olunca sen istediğin kadar çırpın kardeşim. Senin vicdanlı olman, senin iyi niyetli olman başına beladır. Yapabilirsen, başarabilirsen biraz vicdansız ol, Biraz kansız, biraz namussuz, biraz da şerefsizlik şart. Bunlar sende varsa önce toplum seni kabulleniyor. Ha işte bu doğru yolu buldu. İşte bu toplumun yargısı önce bizi öldürüyor zaten. Dürüst olmanın bedelini, iyi niyetli olmanın bedelini ülkemin yargısıyla halkı birlik oluyor ve bizi infaz ediyor. Sen niye verdin? Ya arkadaş diyoruz ki her şeyin sahtesini yapmışlar. Yani bunlar organize suç çetesi zaten. Ve FETÖ terör örgütünün bünyesinde çalışan insanlar bunlar. Paranın sahtesini yapmışlar. O bir şey değil de. Topu topuna bir tane kağıt parçasının yani bu televizyonun kendisine ait olduğunu belgeleyen yazıyı yapmışlar. Hadi onu da bırak noterden TV'nin kendilerine ait olduğunu ve satabilir, kiraya verebilir noter tasdiki var ellerinde. İnanmaman mümkün değil. Anlıyorsun ki bu insanlar seni dolandırmış. Verdikleri stüdyonun sahibiler ne bana sattıkları televizyonun sahibiler. Evrakta sahtecilik ve başkasının emanet aldıkları stüdyosunu bize satmışlar. Hadi ben kandım. Diğer 13 kişi nasıl kandı arkadaş? Demek ki burada bir özellik taşıyor bu insanlar. Ya büyü yapıyorlar ya hipnoz ediyorlar bir şekilde bu insanlar artı bir özelliğe sahip olmalılar ki ben 35 senedir çalışıp kazandım bir dairemi nasıl olur da bütün insanlara veririm değil mi? Bütün hata benim mi yani? Şimdi hakkımızı arıyoruz internet üzerinden. Mümkün mü? Bir yandan kötü insanlar bize müsallat olmuş. Bir yandan kendimizi ifade edecek dostlara ulaşamıyoruz. Bir yandan bunlar eli silahlı insanlar. Bütün hata benim mi yani?